Efendim bugün Dilan ve Engin Polat soruşturmasında sürpriz bir gelişme yaşandı. Çift şarkıcı Banu Parlan, Bahçeşehir'deki güzellik merkezinde kurşunlattıkları iddiasıyla bir kez daha savcılığa sevk edildi. İfadelerinde suçlamaları reddettiler tabii ki ama nöbetçi mahkemeyi ikna edemeyince haklarında ikinci tutuklama kararı verildi. Ve bu kararı duyan Banu Parlak bakın nasıl tepki verdi. Enerji! Banu Parlak sıkacağız. Bak geldi iki kişiler. Bak Hakan eğilmiş. Bir de orada ateş etti. Polat çifti tetikçi tutup beni öldürmek istiyor iddiasını ortaya attı. Sahibi olduğu güzellik merkezi iki kez kurşun yağmuruna tutuldu. Dilan, Engin Polat çifti azmettiricilik suçundan bir kez daha tutuklandı. Haberi duyan Banu Parlak böyle sevindi. Kasklı ve motosikletli iki saldırgan sabaha karşı şarkıcı ve fenomen Banu Parlak'ın Başakşehir'deki güzellik merkezinin önüne geldi. 4 saat arayla iki kez kurşun yağmuruna tuttu. Banu Parlak saldırıdan önce Dilan Polat'ın kendini arayıp tehdit ettiğini öne sürmüştü. Beni arıyorsun dün. Banu diyorsun. Sıla'da beni de alacaklar, beni de alacaklar diyorsunuz. Hepsi çıkacak kayıtlarda. Çocuğumla tehdit ediyorsun. Yine gece... İş yerim kurşunlanıyor. Kara para aklama, vergi kaçırma ve örgüt kurma suçlamalarıyla geçen hafta tutuklanan Dilan, Engin ve Sezgin Polat ifadelerinin alınması için Küçükçekmece Adliyesi'ne getirildi. Can güvenliğimden şüphe ediyorum dedim. Dilan Polat'ın gözaltına alındığı günkü kıyafeti giymesi dikkat çekerken bitkinliği de gözlerinden okunuyordu. Bir saat boyunca ifadeleri alınan 3 şüpheli suçlamaları kabul etmedi. Kurşunlanma olayla ilgili bir ilgimiz yok diyen Polat ailesi, birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit suçunu azmettirme suçundan tutuklanmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Karar aşamasında Dilan Polat'ın uzun süre ağladığı ve dizlerinin üzerine çöktüğü öne sürüldü. Çok mutluyum. Hiçbirinize de hakkımı helal etmiyorum. Dilan ve Engin Polat'la Sezgin Polat'ın azmettirme suçlamasıyla da tutuklanmasına karar verildi. Yüzüme nasıl bakacaksınız? Derdim prim miymiş yoksa gerçekten kendimin ve evladımın güvenliği miymiş? Banu Parlak bu haberi duyduğunda sevincini böyle gösterdi.